Sayın seyirciler, demiryolu taşımacılığı açısından 1979 yılına çok şanssız girdik. Şu anda 30'dan fazla yurttaşımızın öldüğü, 100'den fazla yurttaşımızın da yaralandığı Ankara yakınlarında Beyişbey istasyonundaki kaza yerindeyiz. Temennimiz bu kazanın 1979 yılının son tren kazası olması. Şimdi 1979 yılının ilk günlerine dönelim. Ocak 1979 Çarşamba. İstanbul'da Feneryolu tren istasyonunda duran banyo trenine bir yük treninin çarpması sonucu meydana gelen kazada ikisi ağır, 40 kişi yaralanıyordu. Kazanın ertesi günü Ankara Polatlı arasında Esenkent istasyonunda bekleyen Boğaziçi Ekspresi'ne Ankara'dan İstanbul'a giden Anadolu Ekspresi çarpıyordu. Bu kazada 15 yurttaşımız hayatını kaybederken çok sayıda yurttaş da yaralanıyordu. Her iki trenin lokomotiflerinin tümüyle parçalandığı kazada 7 Pullman vagonu da devrilerek büyük hasar görüyordu. Esenkent istasyonunda Anadolu Ekspresi ile Boğaziçi Ekspresi'nin çarpışmasından 5 gün sonra yeni bir kaza. Ankara yakınındaki Beyişbey istasyonu girişinde arızalanarak yolda kalan bir banyo trenine bir başka banyo treni arkadan çarpıyor. Sonuç 30 ölü, çok sayıda yaralı. Bu tren kazalarının üçünün arka arkaya gelmesi dikkatleri demir yolları üzerine çekti. Halkın çoğu yine devlet demir yollarına itibar etmektedir. Sebebi de
dediğim gibi emniyet bakımından. Demir yollarında faal personel olarak çalışmanın güçlüğü herkes tarafından takdir edilmektedir. Ve bu şartlar altında ağır çalışma olanakları içerisinde çalışmamızı idame ettiriyoruz. Tabii bu çalışma esnasında da bazı zorluklarla karşılaştığımız oluyor. Bu zorlukların başında mesela hava muhalefeti, diğer şartlar, çalışma şartlarındaki ağırlıklar, bunlar sayılabilir. Demir yolları kendi yollarında seyretmekte oldukları ve kontrolü geçiş üstünlüğüne sahip olduklarından dolayı ve böyle bir sistem özelliği gösterdiklerinden dolayı özellikle kazaların bu tür sistemlerde daha düşük seviyede olması gerekmektedir. Ancak ülkemizdeki istatistiklere baktığımız takdirde 1966-73 yılları arasında karayollarında kaza sayısında oldukça bir artma, buna karşılık toplanan yolcu taşımacılığı açısından yolcu kilometre olarak nitelendiriyoruz bunu. Taşınan yolcu açısından bir artma olmakla beraber toplam ölü sayısını yolcu kilometresine oranladığımız takdirde bu oranda bu süre zarfında bir düşme olmuş. Demir yollarında bu oran oldukça düşük seviyelerde olmakla beraber yıllara göre 66-73 yılları arasında bu oranda bir miktar artma olmuştur. Bu durum göstermektedir ki ideal ulaşım kavramı içerisinde demir yolları bu ana hatlarıyla vermeye çalıştığım özellikleri açısından karayollarına göre oldukça elverişli bir sistem olarak gözükmektedir. Değerli seyirciler, izlediğiniz bu filmler Fransa, İtalya, Federal Almanya, Yugoslavya ve Avustralya'da çeşitli yıllarda meydana gelen tren kazalarından görüntüler veriyor. Elimizdeki bazı ülkelerdeki tren kazalarıyla ilgili istatistik bilgiler ise şöyle. 1973 yılı. Türkiye'de tren kazasından ölüm 124. Federal Almanya'da 473. Yugoslavya'da yok. Fransa'da 261, Hindistan'da 4444, Japonya'da 386. Yıl 1974. Türkiye'de 184 ölüm, Federal Almanya'da 315, Fransa'da 273, Hindistan'da 4347, Japonya'da 341. 1975 yılında ise Türkiye'de 135, Federal Almanya'da 401, Yugoslavya'da 191, Fransa'da 207, Hindistan'da 4244, Japonya'da ise 308 ölüm. 1976 yılında ise Türkiye'de 141, Federal Almanya'da 298, Yugoslavya'da 455, Hindistan'da 5339, Japonya'da ise 216 ölüm. Yabancı ülkelerin 1977 ve 1978 yıllarına ait kazalarla ilgili istatistiki rakamları elimizde yok. Türkiye'de ise 1977 yılında tren kazalarında 109 ölüm, 1978 yılında ise 51 ölüm. Evet değerli seyirciler, demiryolu taşımacılığında ülkemizde meydana gelen ölümlü tren kazalarıyla bazı yabancı ülkelerde meydana gelen ölümlü tren kazaları arasındaki oranlama istatistiklere göre böyle. Ülkemizde demiryolu taşıma sisteminin altyapısında ne gibi eksiklikler var? Bu eksiklikleri gidermek için ne gibi çalışmalar yapılıyor? Sayın Oral, ülkemizde en güvenilir ulaşım aracı olarak demiryolu ulaşımı başta geliyordu. Ancak peş peşe gelen tren kazaları demiryolu taşımacılığının bu güvenirliğini yitirmesine sebep oluyor. Sizce bu kazalar altyapı ve işletmecilik açısından ele
alındığında ne gibi eksikliklerden meydana geliyor? Sayın Angılı, demir yollarının altyapısında ve üst yapısında eksik olduğunu, büyük eksiklikler olduğunu bugün sizin TRT vasıtasıyla, bilim adamları vasıtasıyla ve gazetelerin yazdığına göre bizlerin de verdiği beyanatlarla gördük. Demir yolları 950'lerden sonra ihmal edilmiş bir teşkilattır. Benim kanımca. Bu herkes tarafından tasdik edilmiştir. Sayın Ural, şimdi benim öğrenmek istediğim bir başka konu var. Bu peş peşe gelen kazalar altyapıdaki ne biçim eksikliklerden meydana geliyor? Haberleşme olsun, sinyalizasyon sistemi olsun. Bu konudaki görüşleriniz nedir? Sayın Angılı, son kazalar maalesef hiçbirisi yapımdaki bir eksikten değil, doğrudan doğru personel hatalarındandır. Bu personel hatası da şu şekildedir. Nasıl karayollarımızda şoförlerimiz kırmızı ışığı geçtikleri zaman mutlak surette %90 karşıdan diğer yoldan gelen vasıtalar çarpması oluyorsa, bizde de sinyal geçmesi neticesi, yani önce bizde sarı ışık vardır, ondan sonra sarı ışık dikkattir. Makinistin mutlak surette sürat düşürmesi lazımdır. Bundan sonra bu sarı ışık şunu der, önde ya bir tren gidiyor veyahut da başka bir arıza vardır, dikkatli ol demektir. Ve muayyen mesafede bu sinyaller zaten yerleştirme şekli şu şekildedir. Durabileceği mesafeyi makiniste ikaz eder teknik bakımdan. Orada personel dikkatli gitmesi lazım. Ondan sonra nitekim kırmızı ışıklar gelmiştir. Makinistler buna da riayet etmeyerekten kırmızı ışıkta durmamaları neticesi veyahut da sarı ışıkta gösterilen ikazı almamanın neticeleri bu hadiseler olmuştur. Sayın Ural, trenlerde başka bir haberleşme sisteminiz var mı? Trenlerde başka bir haberleşme sisteminiz yok. Bu konuda herhangi bir çalışmanız var mı? Çalışmamız var. Bir makinistin ortalama normal olarak günde evde kalmış olduğu müddet 4 saattir. 4 saat içerisinde bu adam uyku mu uyuyacak, yoksa çoluğuyla çocuğuyla baş başa mı kalacak? Muazzam bir yorgunluk ve yıprantısı içinde çalıştırılan bu makinist arkadaşlarımızı kamuoyunda bu şekilde kötülemek bence büyük bir haksızlıktır. Bir ayda kaç saat çalışılıyor? Bir ayda 450 saat sırt makin üzerinde ve yatakhanelerde, dışarıdaki yatakhanelerde, evinden gidip başka hariç merkezlerdeki kaldığı yatakhanelerde şey dersek, 500 ile 600 saat arasında bir adam devamlı surette 25 sene bu şekilde çalışmak mecburiyetinde kalıyor. Ve yatakhanelerde de kesinlikle istirahat yapılmıyor. Bunun misalde Ankara yatakhanesi, Yerköy, Irmak gibi yatakhanelere bakılırsa şayet burada istirahat yapılır dendiği takdirde bütün suçların makinistlere yüklenmesine ben razı olurum. Fakat bu şekilde istirahatsız şekilde yola sevk edilen kimseler, emekli olan makinistlerin yerine makinist alınmaması, devamlı eskiden beri makinist yok dendiği halde ve bunların personel kanunundan sonra da eski arkadaşlarımızın hepsinin geçmesi, yeniden personel alınması, bir makinistin de en azından 6-7 senede yetişip yol tecrübesi olması lazım gelirken, hemen anında bunların makinistleri de yollara sevk edilmesi ve hadiseler olduğu vakitte makinistler suçludur demesi bence haksızlıktır. Birçok binlerce hadiseler önlendiği halde, şimdi bu son günlerdeki hadiselerde gerek havanın soğukluğundan, gerek sinyallerin normal çalışıp veya çalışmadığından kesin olarak bilmiyoruz tabii görmediğimiz için. Fakat bu şekilde vatanını ve milletini, hak ve hürriyetini vatanı uğruna feda etmiş bu insanları burada kötülemek bence abestir. Sayın seyirciler, demiryolu taşıma sisteminde bugün ülkemizde uygulanan ve Ankara-İstanbul arasında bulunan sinyalizasyon sisteminin merkez kumanda odasında bulunuyoruz. Ve bu sistem buradan yönetiliyor. Efendim, bize çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz? Burası Sitisi Kumanda Merkezi. Bölgemiz Ankara dahil, Eskişehir hariç olan bölge kumanda ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu tablo üzerinde istasyonların isimleri ve hat şemasıyla birlikte trenlerin de nerede olduğunu burada gösteren lambalarımız, istasyonlardaki yolların boş olup olmadığını gösteren lambalarımız, makas durumlarını gösteren lambalarımız, sinyallerin açık ve kapalı oluş durumlarını gösteren lambalarımız mevcut. Efendim, Ankara'dan İstanbul'a doğru hareket eden bir treni nasıl burada kontrol ediyorsunuz? Efendim, sinyalizasyon
denilen bu sistemde sitisi olarak ifade ediliyor. Bir tren bir istasyondan sinyalle hareket eder ve blok mesafesiyle, bloklarda bulunan sinyallerle birbirine takiben aynı istikamette peşi peşe de birkaç tane tren gönderebiliriz. Bir trende bir istasyondan hareketi için size örnek olarak göstereyim. Şimdi Sincan'a bir banyo treni gelmektedir. Burada görülüyor. Sinyali açılmış ve bu tren Sincan'ın 3. yoluna girecektir. Bu banyo trenidir. Banyo treninin burada makinesini biz çevireceğiz. Makinesini bu yoldan göndereceğiz. Diğer yoldan üzerine alacağız. Bu hareketi yapmamız için bizim burada sinyallere kumanda eden sinyal lövyelerimiz ve butonlarımız vardır. Bu butonlar vasıtasıyla oradaki sinyali ve trenin gelişini de gördüğümüz gibi sinyali açarız. Şimdi 52 ve sinyali açık durumda ve banyo treni de sinyala gelmekte. Evet, geçtiğimiz günlerde peş peşe meydana gelen 3 kaza bu sistemin bulunduğu hat üzerinde oldu. Bu kaza olurken sistem nasıl çalışıyordu? Efendim, bu Etimesut Bey İş Bey arasındaki olan olayda bizim sistemimizde bir arıza makinede mevcut değildi. Önden çıkmakta olan 2212 banyo treni Etimesut'tan 54D sinyali açık durumda hareket etmişti ve arkasından da ikinci trende gene aynı sinyale uymak suretiyle hareket etmişti. Bu trenler bizde trenler istasyon mesafesiyle değil blok mesafesiyle birbirini takip ederler. Bu blokları koruyan da sinyallerimiz vardır. O blokun bekçisi durumundadırlar. O blokun içinde bir tren olduğu zamanlarda kırmızı ışık yakmak suretiyle o blokun koruyucusu durumunda arkadan gelen trene kırmızı işaret gösterirler. Arkadan gelen tren bu işareti görünce durması mı gerekir? Durması gerekir efendim. Efendim bu sistemde bir tren giderken karşıdan gelen bir trene nasıl yol verilir? Bir tek hatlı işletmede, tek hat işletmesinde bir tren bir istasyondan diğer istasyona giderken karşıt yönden o trene karşı bir trenin gönderilmesini sistem kendisi engellemiştir. Bunu buradaki çalışan görevli kasten yapmak istese dahi bunun imkanı yoktur. Efendim, demiryolu taşımacılığında ülkemizde başka hangi sistemler, haberleşme sistemleri mevcut? Efendim, CTC sistemi bu gördüğünüz sistem. Bunun dışında Sirkeci hattında uygulanan derese sistemi ve temeyi sistemi, telefonla trenlerin idaresi. Bunun dışında da telgrafla yol alıp yol vermek suretiyle trenlerin seyir seferi temin edilebilir. Evet sayın seyirciler, bir başka sistem de telgraf sistemi. Dava 1031 için yol serbesttir dedi. Müdür Bey'i sevk edelim treni. Tamam çocuğum. Hemen vakit geçirmeden faydalı sevk edelim. Thank you.
Hayırlı yolculuklar. Nasıl geçiyor? Yok valla memnun değiliz. Tatlı'nda buraya kadar 3 sefer bizi indirdiler, bindirdiler. Niçin indirdiler? Biletimiz yok muydu? Biletimiz vardır efendim. Bilet de cebimizde işte. 19 seneden beri bağlı lokomotiflerde gerek ateşli gerek makinesinde çalışıyorum. Servis anında çok meşakkatlar geçirdim. Çok tehlikelerle karşılaştım. Siz devrinizde bağlı lokomotiflere çok önem verilmiyor. Bilhassa dizel olursa daha rahat çalışabiliriz. Yolcuyu, nakliyatımızı daha seri halde nakletmiş oluruz. Devlet demir yollarından hiçbir şikayetimiz yoktur. Ama tek hat olması dolayısıyla hiçbir zaman trenler gidecekleri yere tam zamanında gidebiliyorlar. Ve iş sahipleri bilhassa bundan çok mütezahirdir. Yegane şikayetimiz budur. Yolcularımız her zaman trenlerin seyirlerinden bahseder. Bu seyirler bilhassa doğu tarafındadır. Ege ve İstanbul trenlerinde seyir olmaz. O da seyir olmanın sebebi makine arızalarından ve yol kapanmalarındandır. Yolcularımız kışın bilhassa soğuktan şikayet ederler. Bu da kış nedeniyle doğu tarafı fazla soğuk olduğundan trenlerimiz normal ısınmaz. Soğuk sıfırın altında 30 olduğu için. Biraz da temizlikten bahsederler. Temizleyiciler kafi gelmiyor. Fazla araba olduğundan mümkün mertebe temizleniyor. Yolcular kendileri de biraz temiz tutsalar bu trenler daha temiz olur. Güzergahının değişmesi ve şehir arasındaki mesafenin kısaltılması, ayrıca sürat kazanılması suretiyle halkı ilgisine çekebilme olanağı bence yaratılmış olacaktır. Bundan başka ayrıca yolcuya gösterilecek alaka ve cazip bazı durumlar da yolcuyu trene ilgisini arttırma olanağı sağlayacaktır. Devlet Demir Yolları'nda seyahat etmemizin sebebi sırf sadece emniyet bakımından. Yoksa ne bir rahatlık ve ne de gideceğimiz yere zamanında yetişme diye bir mevhum yok. Bu bakımdan daha ziyade mesela Devlet Demir Yolları'nda en kaliteli tren olarak bu İzmir Ekspresi, Anadolu Ekspresi ve Boğaziçi Ekspresi görülüyor. Ve buna karşılık gene İzmir'e işleyen Ege Mototreni bileceğiniz gibi gayet pislik içinde. Şimdi demir yollarındaki seyirlerin %90'ı yol durumlarının müsait olmaması sebebiyle meydana gelmektedir. Şöyle ki, mesela çift hattaki işletme ile tek hattaki işletme arasında çok fark olduğu cihetle demir yollarında yapılmış olan tek hattaki işletmeler mevcut kapasiteyi sağlayamamaktadır. Ve aynı zamanda da zeminin müsait olmaması sebebiyle demir yollarının fazla rampa olması bu seyirlerin sebebi durumuna gelmektedir. Ve aynı zamanda bunlara tabi afetler de eklenebilir. Demir yollarındaki seyirlerin önlenmesi için normal olarak yolların çift yol olması ve mevcut işletmenin de daha elverişli bir duruma getirilmesi için mutlaka işletmeciliğin dizelle yapılması lazımdır. Selam, merhaba.
Sayın Oral, ülkemizde demiryolu ulaşım sisteminin altyapısında ne gibi eksiklikler var? Bu eksiklikleri gidermek için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Sayın Angılı, biliyorsunuz demir yolları çok eskimiş bir teşkilattır. Oturmuş olmasına rağmen bunun mutlak surette yenilenmesi lazımdır. Şöyle örnekler kısaca verebilirim size. Mesela bugünkü demir yollarımızın %54'ü ekonomik ömrünü doldurmuştur. Bizde en iyi demir yolculuk benim kanaatimce 45 ile 50 arasındaydı. Bütün yollarımız yeni, bütün makinelerimiz yeniydi. O günden bu tarafa yapılan işlemler ancak tamirat işleridir. Şöyle bir örnek daha vereyim. Bugün hattımızdaki balast durumu, yani balast rayın altındaki taş, küçük taşlardır. Bu taşların üzerine esas demir yolu oturmaktadır. Hattımızda %50 balast noksandır. Bunun tamamlanması için acele bazı imkanlara müracaat ettik ve şu anda 9 tane kompresörümüz olduğu halde bunu 4. 5 yıllık planda 59'a çıkaracağız ki 10 senede bu balastı biz tamamlayamayız. Bugün kaç kilometre yolumuz var? Bugün 8.343 kilometre yol var. Maalesef biz tek hatlı işletmeciliği yapmaktayız. Dünyada çift yol her memlekette en düşüğünde %30'un üzerinde olduğu halde bizde yalnız %2, yine dünyada en ekonomik olan elektrik işletmeye geçildiği halde bu %25 ile 75 arasında değişmektedir. Bizde bu da %2'dir. Acaba 1950'deki yol uzunluğunu hatırlıyor musunuz? 1950'deki yol uzunluğu 7.300 kilometre civarındaydı. Ve o zamandan bu tarafa 970 kilometre civarında bir yol yapılmıştır. Ki daha önceki yol yapımı senede 140 kilometre her sene için ve ayrıca da 100 kilometrelik yol şirketlerden satın alınmıştır. Yani demir yollarına hakikaten o zamanlar bir ehemmiyet verilmiştir. Bunun da tabii ki ana gayesi şuydu, kitle taşımacılığı. Kitle taşımacılığını yapabilmek amacıyla çekicileriniz, yolcu vagonlarınız ve yük vagonlarınız yeterli mi? Efendim şu şekilde şunu kabul etmek lazım ki demir yollarına, karayollarına verilen emniyetten sonra demir yollarına verilen emniyetin azalması neticesi bizim gerek yolcu vagonlarında gerek yük vagonlarında bir hayli noksanımız var. Bir örnek vereyim size. Bizim de aşağı yukarı aynı demir yoluna sahip Yugoslavya'da bizde 17 bin civarında, 17-18 bin civarında yük vagonu var. Onlarda 47 bin. Bizde 1060 civarında yolcu vagonu var. Onlarda 3500. Yani dünyada yolcu ve yük vagonu bakımından en düşük biziz. Mutlak surette bunun artırılması lazım. Bunun artırılması için de yolcu vagonunda %90'ını yerli yapıyoruz. Yük vagonunda %80'ini yerli yapıyoruz. O aradaki %20 ve %10'luk döviz olarak bize verirlerse biz bugünkü imalatımızdan çok daha fazla imalat yapabiliriz. Fabrikalarımız buna müsait. Evet, şimdi personel eğitimi durumuna dönelim. Efendim personel eğitimi şu şekildedir. Biz personeli önce staj yaptırırız aldığımız zaman, ondan sonra bunları kursa göndeririz, ondan sonra tatbiki bir kurstan geçiririz. Onda da muvaffak olursa ondan sonra iş yerine veririz. Yalnız şu vardır ki bizdeki personelin durumu şudur, yani aldığınız kimse size hemen hazır adam değildir. Meslek durumuna göre bir makinist mesela sanat mektebi mezunu olsa 5 senede, ortaokul mezunu olsa 7 senede, bir şeftiren 12 senede size gelir. Yani bu politikanın da senelerden beri unutulmuş bir hali var. Bu ara personelimizdir bizim. Esas yükü taşıyan hareketli personeldir. Buna çok emniyet vermemiz lazım. Tabii ki buna emniyet verirken bunlara verilen paraya da emniyet verilmek lazım. Bu en büyük şey. Eğitimle beraber maddi durumunu da düzeltmek lazım. Sayın Evren, demiryolu taşımacılığının Türkiye'deki ve dünyadaki durumu nedir? Demiryolu taşımacılığının dünyadaki ve Türkiye'deki durumunu incelediğimizde iki açıdan bakmak gereğini duyuyoruz. Birincisi,
demiryolu taşımacılığı teknolojisi açısından, ikincisi demiryolunun toplam taşımacılıkta aldığı pay bakımından. Birinci açıdan baktığımızda dünyada demiryolunun doğuşundan bugüne dek çok hızlı gelişmelerin olduğunu görüyoruz. Çünkü demiryollar öteki ulaştırma türlerine göre çok daha hızlı bir şekilde teknik yeniliklere uyarlanabilmektedir. Örneğin çekim konusunda buharlı çekimden başlayarak dizelli çekime, elektrikli çekime, yani daha elverişli enerji türlerine geçildiğini görüyoruz. Bunun yanında elektronik sanayinin gelişmesinden ve bilgisayarlardan çok iyi bir şekilde yararlanabilmekte ve bugün otomatik biçimde sürücüsüz trenler seyre konulabilmektedir. Taşımacılıktaki önemi biliyoruz, kitle taşımacılığı olarak ve bu açıdan da büyük gelişmeler var. Bugün 30 bin tona kadar bir katarla yük taşınabilmektedir. Hızlar 250-300 kilometre düzeyine gelmiştir. Bugün 250 kilometre düzeyindeki hızların uygulandığını görüyoruz. Evet. Taşımacılıktaki payına gelince bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yani tekel olduğu dönemden sonra bir gerileme gösteriyor. Fakat 1960'lardan başlayarak dünyada demir yolculuğun hızla geliştiğini görüyoruz. 1974 yılı enerji bunalımı ile birlikte bu gelişimin çok daha hızlandığına tanık oluyoruz. Ve bir ortalama değerlendirme yapmak gerekirse yük taşımacılığında dünyada %70'in üstünde, toplam taşımacılığının %70'inin üstünde taşıma yapıldığını demir yoluyla görüyoruz. Birçok ülkelerde bu %90 düzeyine ulaşıyor. Örneğin Rusya'da. Yolcu taşımacılığında ise bu rakamın %25 dolayında olduğunu görüyoruz. Ama ilginç örnekleri de var. Çok daha yukarılara çıkan. Bu da Japonya'da %80-90 düzeyinde demir yoluyla yapılan yolcu taşımacılığı. Çok yüksek. Evet. Bugün Japonya'da 10 dakikada bir 250 kilometre hızla tren seyre konuyor. Bir kent içi ulaşımı varmışçasına ve günde 750 bine yaklaşan yolcu taşınabiliyor. Kentsel ulaşımda 50 bin yolcu saatte taşınarak gerçekten güç kentsel ulaşım sorununa çözüm bulunuyor. Türkiye'deki duruma baktığımızda herhalde ayrıntılı bir şey söylemeye gerek yok. Teknolojik açıdan demir yollarımızın çok çok gerilerde kalmış olduğu, çağ dışı bulunduğu acı bir gerçek. Taşımacılıktaki payına gelince bu da üzülerek belirtmek gerekiyor. Dünya ortalamalarının çok çok altında. Yükte %17 dolayında bugün için, yolcuda ise %3 karşılaştırma yapılırsa ne kadar geri kalmış olduğu ortaya çıkıyor. Evet, Türkiye'de demir yolları bu duruma nasıl düşmüştür? Demir yolları bize Osmanlı döneminde 1856 yılında yapımına başlanan İzmir Aydın hattıyla başlamış bulunuyor. Ve Cumhuriyet dönemine girinceye kadar gerçekte belirli dönemler var. Asıl üzerinde durulması gereken gelişim Cumhuriyet'ten sonra, biliyorsunuz 10. yılbaşımızda bile demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan kıvancı vardır. 1950'ye kadar bu evet, devam ediyor. Aşağı yukarı 3660 kilometrelik bir ağ iki katına çıkarılmıştır bu dönemde. Evet. Ve yabancı işletmelerin elindeki hatlar devletleştirilmiştir. Gerçekten demir yollarına gereken önemin verildiği bir dönem diyebiliriz. Ne var ki 1950'lerden başlayarak dünyadaki gelişimin bizde çok daha hızlı bir şekilde, fakat ters biçimde olduğunu görüyoruz. Hızlı, çok hızlı bir biçimde. Birkaç gösterge söylemek istiyorum. Yatırım, bu işin en önemli göstergesi. Yatırımlar tamamen karayollarına kaymış bulunuyor. O kadar ki planlı dönemde bile demir yoluna ayrılan pay karayolunun üçte biri düzeyinde. Ve bu dönem 50 ile 70 arasında demir yoluna katılan, karayoluna katılan yol uzunluğu, demir yoluna katılan hat uzunluğunun 100 katı dolayında. Ve çok basit bir gösterge vermek istiyorum. Demir yolu uzunluğunun karayolu uzunluğuna oranı olarak Ankara'nın önemli kentlere bağlantısı, bunlar İstanbul, İzmir, Konya, Sivas, Samsun olmak üzere, bu oran, demir yolu bölü karayolu uzunluğu oranı 1,5-2,5 arasında değişiyor. Bunun anlamı artık demir yoluna bir görev düşmediği kanısına varmaktır. Böyle bir düşünceyle davranılmıştır.
Ancak gelinen nokta açık. Bütün temel sorunlarımız bile bu yanlışlıktan, ulaştırma politikasındaki yanlışlıktan kaynaklanıyor. Dış satımların tümü petrol alımına harcanıyor ve böylece döviz darboğazıyla da karşılaşıyoruz. Sayın seyirciler, demir yolu taşımacılığı ülkemize birçok sorun getirirken ekonomik açıdan da bazı sorunlar getiriyor. Bu konuda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Sayın Gülten Kazgan da çeşitli çalışmalar yaptı. Sayın Kazgan, demiryolu taşımacılığının dünya çağdaş standartlarında olmaması ekonomik açıdan ülkemizi nasıl etkiliyor? Türk demiryolu sisteminin bugün değil dünya çağdaş demiryolu teknolojisine uyması, Türkiye'nin bugün ulaştığı gelişme, teknoloji ve trafik yoğunluğu düzeyine dahi ulaştığı söylenemez. Tabii bir ekonominin tüm kesimleri gelişirken, bunun içinde en önemlilerinden biri olan demir yolculuğun bu denli geri kalmasının ekonomiye bir takım önemli toplumsal maliyetleri oluyor. Bunların başında sanıyorum özellikle petrol fiyatlarının artışından sonra gündeme gelen Türkiye'nin döviz gideri sorunu var. Bildiğiniz gibi Türkiye bugün halen ihracat gelirine yakın bir tutarı petrol için dış dünyaya ödemek zorunda. Bu petrol giderinin %40'ı da ulaştırma kesimi tarafından bahsediliyor. Ulaştırma kesiminin bahsettiği bu %40'ın çok yüksek bir oranı da karayollarında tüketiliyor. Dolayısıyla demir yolculuğun geri bıraktırılmasında sanıyorum doğal bir sonuç Türkiye'nin petrol giderlerinin bu denli artması olmuştur. İkinci bir önemli toplumsal maliyet bu konuda otomotiv sanayinden doğuyor. Trafik yoğunluğunun büyük kısmı karayollarına kaydığı için otomotiv sanayi bütün yükü taşımak zorunda trafik yoğunluğunu kaldırmak açısından. Otomotiv sanayi ithal girdi oranı yüksek olan bir sanayi. Aşağı yukarı petrol döviz gideri ve ithal girdi oranı bir arada ele alındığında Türkiye'de karayollarının 1 milyar dolara yakın döviz gideri olduğu söylenebilir. Dolayısıyla demir yolculuğun geri bıraktırılmasında doğal bir sonuç, demeyecekte belirttiğim gibi Türkiye'nin döviz giderinin çok büyük bir boyuta varması olmuştur. İkinci yüksek toplumsal maliyet şudur. Genel olarak kabul edilen bir kural var. O da bir toplumda taşınan mesafe uzadıkça, trafik yoğunluğu arttıkça demir yollarında taşımanın birim maliyetini toplumsal açıdan, yalnız döviz değil, genel olarak toplumsal açıdan karayollarına oranla çok daha düşük olduğudur. Şimdi bugüne dek Türkiye'deki gelişme tam ters yönde oldu. Türkiye'de trafik yoğunluğu arttıkça tersine bu yoğunluk gittikçe karayollarına kaymaya başladı. Dolayısıyla birim maliyet taşıma açısından toplum için çok yüksek boyutlara vardı. İkinci sonucu bu oldu. Üçüncü sonucu da, bunu zannediyorum her vatandaş gözlüyor, gerek kent içi, gerek kentler arası ulaştırmada bugün karayolu taşımacılığı gerçek anlamıyla bir açmaza girdi. Çünkü var olan trafik yoğunluğunu artık karayollarında kaldırmak söz konusu değil. Böyle olunca Türkiye'nin bu yoğunluğu karayollarında kaldırması için sürekli yeni yollar açması, yeni karayolu teknolojileri getirmesi gerekiyor ki bu da kamu yatırım kaynaklarının çok büyük kısmını mahvetmeye başladı. Dolayısıyla sanıyorum karayolu taşımacılığının bugün ulaştığı boyut kendi içinde, kendi sonucunu demeyeyim de kendisinin çözümünü evet, demir yollarında aramayı gerektirmekte. Yani demek oluyor ki ülkemizde karayoluyla demir yolu arasındaki rekabette demir yolu yenik çıktı. Peki sizce dünyadaki eylemin tersine giden Türk taşıma düzenini, daha doğrusu demiryolu taşımacılığı düzenini, tabiri geçerliyse rayına oturtmak için ne gibi çalışma yapmalı? Nasıl bir çalışma yapmalı? Şimdi bugün Türk demir yolculuğunun geldiği nokta tabii ne son bir yılın ne son üç yılın olaylarının sonucu. Gerçekte bunun tarihsel başlangıcı 1950'lere kadar getirilebilir. Eğer bir taşıma alt sistemi yaklaşık 30 yıl süreyle
bu denli ihmal edilirse onu hemen bir iki gün içinde sizin tabirinizle rayına oturtmak kolay değil. Ancak birkaç noktayı da kesinlikle vurgulamak gerekiyor. Şimdi bu ihmal 1950'lerde kesin bir siyasal tercihle başladı. O da karayollarını demiryolu aleyhine geliştirme yönünde konan bir siyasal tercihti. Oysa gerçekte her ulaştırma alt sisteminin, alt taşıma sisteminin bütün ulaştırma sistemi içinde belirli bir yeri var. Bu belirli yeri koymak, ulaştırmada birim en az maliyete indirmenin doğal gereği. Yapılan bu olmayıp da siyasal tercihi belirli bir yönde koyduğu zaman Türkiye bir kesimi büyük boyutlarda ihmal etti. Buna karşılık karayolları öngörülmedik boyutlara varan bir gelişme olanağına kavuştu. Şimdi dolayısıyla ilk önemli nokta siyasal tercihi oluyor burada. Siyasal tercihin değiştirilmesi. Siyasal tercih şu bakımdan çok önemli. Bildiğiniz gibi Türkiye'de altyapı yatırımlarını devlet yapıyor. Devlet yatırımlarının dağılımı eğer karayolları ve karayollarının geliştirilmesi lehine devam ederse demiryollarını geliştirmek söz konusu olamaz. Dolayısıyla siyasal tercihin akılcı bir ulaştırma planının yapılması ve uygulanması yönünde konması gerekiyor. Bu noktayı vurguladıktan sonra ulaştırma planı noktasına geçeyim. Türkiye'nin bugüne dek bir ulaştırma planı yapılmadı. Oysa her ulaştırma alt sistemi bütünü içinde bir belirli yere sahip olmak gerekiyor. Bunun içinde karayollarının da, demir yollarının da, diğer taşıma sistemlerinin de belirli işlevleri var. Şimdi bu ulaştırma planı yapılmadığı için Türkiye'de taşımacılığın gelişmesi, gelişi güzel, günün koşullarına bağlı olarak ve siyasal tercihinde ağır basmasıyla belirli bir yönde gelişti gitti. Dolayısıyla ikinci önemli nokta burada bir akılcı ulaştırma planının yapılması ve bunun uygulaması için gerekli bütün politika önlemlerinin uygulamaya konması olacak. Bu ikinci nokta oluyor. Üçüncü sorun teknoloji transferi sorunudur. Şimdi karayollarının bu denli kolay gelişebilmesinde hiç kuşkusuz otomotiv sanayinin gerisindeki çok uluslu şirketlerin karayolu araçlarındaki teknolojiyi Türkiye'ye kolaylıkla aktarmalarının da bir payı oldu. Oysa Devlet Demiryolları kendi yağıyla kavrulan, dış dünyadaki teknolojik gelişmeleri izleyemeyen, bunun için mali olanaklara sahip bulunamayan bir kuruluş olarak kaldı. Bu teknoloji transferi için bütün insan gücü planlaması, yetiştirilmesiyle ilgili önlemlerin de alınması gerekiyor. Bir sorun da burada insan gücü planlamasına geliyor, dayanıyor, planlama ve eğitim. Efendim şimdi öyle bir şey ki bugün biz idareye makasçı olarak alındık. Bize manevra yaptırıyorlar. Aslında bu bizim branşımız değil. Gerçi biz kurs gördük, bir makasçı kurs olarak gördük. Manevra kursu diye bir şey yoktur. Biz bunu böyle başımızda bulunan baş manevracılar vasıtasıyla böyle geçici olarak bir eğitim gördük. Bu da tabii ki bugün yaptığımız iş çok tehlikeli bir iş, teknik iş. Bu bugünkü yaşantımıza göre ne bileyim yani bu bize biraz ağır geliyor. Bunu izleyen bir diğer konu bir dizi mali tedbirdir. Karayolu ulaştırmacılığının gelişmesinde hiç kuşkusuz vergi önlemleri, çeşitli karlılığı arttıran ekonomi politikası önlemlerinin büyük rolü oldu. Burada gerçek dışı yüksek düzeyde tutulan döviz kurundan tutun da dünya fiyatlarının altında piyasaya verilen petrol fiyatına kadar bir dizi tedbir, bir dizi uygulama daha doğrusu karayollarını karlı hale getirdi. Dolayısıyla biz eğer demir yollarına ulaştırma bütünü içinde gereken yeri vermek istiyorsak kesinlikle ekonomi politikası önlemlerinin akılcı yönde bu planın uygulanması için gereken önlemleri yürürlüğe koyacak biçimde, mali önlemleri de içerecek biçimde uygulanması gerekiyor. Sayın Candır, birinci, ikinci ve üçüncü 5 yıllık kalkınma planlarında demiryolu taşımacılığı için neler öngörülüyordu? Birinci plan, taşıma işlerinin ekonomik kurallara uygun ve ekonomik sınırlarda yapılmasını sağlamak üzere
özellikle uzak yol taşımalarının ve yük taşımalarının demir yollarıyla yapılmasını öngörmüştür. Bu arada demir yollarıyla yapılan bu taşımanın en ekonomik hatlarda yapılması ve bu taşımanın ekonomiye yük olmaması da hedef alınmıştır. İkinci plan ise özellikle demir yollarının belirgin bir şekilde açıkça yansıtılmadığı görüşü hakim olan bir plandır. Ancak bu planda özellikle demir yollarının diğer alt sistemlere göre aksayan yönlerini düzenlemek için başlıca bir iki önlem getirilmiştir. Üçüncü plan sanayi ve sanayinin gelişmesine, sanayide yapısal bir değişmeyi hedef alan bir plandır. Bu planda da demir yolları sektörünün belirgin bir biçimde özellikle sanayinin gereksinmesini ve ekonominin gelişen taleplerini karşılayacak bir düzeye çıkarılması için gerekli tüm ilkeler, önlemler ve hedefler getirilmiştir. 4. 5 yıllık kalkınma planında demir yolu taşımacılığının çağdaş düzeye getirilmesi için neler öngörülüyor? 4. plan gerek ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darboğazlar, gerekse varmak istediği hedefleri dikkate alarak demir yollarına özel bir ağırlık vermek isteyen bir plandır. Burada temel neden planda öngördüğümüz, demin de değindiğim gibi hedeflerdir. Sanayi gelişmesine, toplumsal gelişmeye ve enerji darboğazının ortaya çıkardığı sorunlara çözüm getirecek ve yerleşim merkezleriyle ekonomi merkezleri arasında güçlü bir bağlantıyı sağlayacak bir ulaşım sistemi, ülke koşullarına en uygun, yakıt tüketimi en az olan bir ulaşım sisteminin gerçekleştirilmesi için politika geliştirilmesi hedef alınmıştır. Ve 4. planda politikamız bu yönde olacaktır. Ancak planda öngörülen 56.6 milyar liralık bu sektör için ayrılan yatırım, bu atılımları sağlayacak düzeyde bir parasal olanak yaratmamaktadır. Ama ülkenin planın hazırlandığı dönemdeki ekonomik darboğazları ve içinde bulunduğumuz finansman güçlükleri ancak bu kaynağın ayrılabilmesini olanak sağlamıştır. Bu kaynak geçiş dönemi için yeterli değil mi, bu kadar maddi olanak? Evet, yani bunu bu anlayış içinde eğer alırsak, bu geçiş döneminde özellikle büyük projelerin hazırlanması ve iyileştirme çalışmalarının yapılması yönünde bir yeterli kaynak olarak görebiliriz. Sayın Öngök, kitle ulaşım sistemlerinin başında gelen demir yolu taşımacılığında bir gelişme, bir aşama sağlamak için nasıl bir uygulama getirdiniz veyahut nasıl bir uygulama getirmeyi düşünüyorsunuz? Ulaştırma sektörleri arasında en ekonomik ve ülkemiz yararına sistemin demir yolu taşımacılığı olduğu gerçeğine bugün hiçbir itiraz yoktur. Bu gerçeğe inananlardan birisi olarak öncelikle mevcut imkanları değerlendirmek suretiyle neler yapabileceğimizi tespit ettik. Kısa vadede 1978 senesinde neler yapabilirdik? Uzun vadede neler yapabiliriz? 1978 senesinde elimizdeki imkanları iyi değerlendirmek suretiyle yolcu taşımacılığına özen gösterdik ve Ankara-Kars-Mehmetçik Ekspresi ile başlattığımız kitle taşımacılığı uygulamamızı yıl içerisinde muhtelif bölgelerimiz arasında devam ettirmek suretiyle yolcu taşımacılığına ehemmiyetimizi ispat etmiş bulunmaktayız. Ayrıca yük taşımasında da muntazam ve doğru seferler yapmak suretiyle ve bilhassa ihraca dönük işlemleri, taşımayı kolaylaştırmak bakımından faaliyetlere giriştik. İhraca dönük faaliyetlerimizde bilhassa buğday ihracı ile doğu bölgemizdeki hayvanlarımızın ihracında
her türlü imkanlarımızı seferber etmek suretiyle bu sene yeni bir aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Bunun yanı sıra 1979 senesi içerisinde de yatırım faaliyetlerimizi kitle taşımacılığına dönük olarak devam ettirmek kararındayız. İki vagon onarım fabrikasını Doğu ve Batı Anadolu'da olmak üzere gerçekleştireceğiz. Ayrıca mevcut tesislerimizi, depolarımızı modernizasyonunu gerçekleştireceğiz. Revizörlük atölyelerimizi, Sivas Lokomotif Bakım ve Onarım Atölyemizi daha güzel ve 1979 yapım programı içerisinde gerçekleştireceğiz. Ayrıca bu yatırım faaliyetleri dışında demir yollarının ne halde olduğunu tespit için 6 ay öncesinden verdiğimiz karar gereğince Ulusal Demiryolu Kongresi'nde toplamış bulunmaktayız. Sayın seyirciler, izlediğiniz gibi demiryolu taşımacılığının sorunları bu. Bu konuda çalışanlar, hizmet verenler konuyu güncelleştirmek ve yeni baştan gündeme getirmek için Türkiye'de ilk defa Ulusal Demiryolu Kongresi'ni düzenlediler. Bu birinci Ulusal Demiryolu Kongresi'ni düzenleyenlerin komitenin başında da Sayın Erdal Dikmen bulunuyordu. Sayın Dikmen, bu kongreyi düzenlerken ne gibi amaçlar güttünüz ve az önce kongre bitti ve bu kongrede ne gibi sonuçlar aldınız? Sayın Angılı, bu konuda ilk teşebbüslerimiz 1978 yılının ilk ayları oldu. Bu kongrede, bu kongreyi yapmak için teşebbüsümüze önder olan fikir şuydu. Bugünkü siyasal iktidar ve bundan önceki siyasal iktidarlar kitle taşımacılığı, daha doğru bir deyimle demiryolu taşımacılığına öncelik verileceğini gerek programlarında, gerek bütçelerinde, gerek yatırım harcamalarını ayırabildikleri fonlarda belirtmişlerdir. İşte bu noktada kitle taşımacılığının bugün Türkiye'de ne durumda olduğunu saptamak, problemlerini belirlemek, bu durumda niye bırakıldığının sebeplerini araştırmak ve kitle taşımacılığını arttırmak için bundan sonra ne yapılması gerektiğini tartışmak üzere bilim çevrelerini ve uzman kuruluşları kongreye bildiri sunmalarına ve kongredeki tartışmalara katılmalarını istedik. Çok sevindiricidir ki özellikle bilim kuruluşlarından ve uzman kuruluşlardan büyük yakınlık gördük. Toplam olarak 58 bildiri gönderildi kongremize. Fakat kongrenin zamanının kısıtlı oluşu ve her oturuma ayrılan zamanın da çok sınırlı olması ancak 26 bildirinin tartışılmasına olanak verdi 5 oturum zamanında. 6. oturumda bu oturumlarda tartışılan ve önerilenlerin bir değerlendirilmesi yapımı üzere sonuç oturumu varılmak istedim. Evet efendim. Peki burada nasıl bir sonuç alındı? Pek çok öneri, pek çok sonuç elde edildi denebilir. Şöyle, ilk önce kitle taşımacılığın bugünkü durumu saptandı bu kongrede. Bütün kamuoyunca da bilindiği gibi demir yolları bugün taşımanın, yolcu taşımasının ancak %2,7'sini, yük taşımasının da ancak 13,8'ini yapabilir haldedir. Halbuki bu demir yollarının geri bırakılmışlığından önceki devirlerde %50'nin üzerinde idi. Bu saptanırken özellikle ulaşım politikasının gerçekçi bir şekilde yürütülmediği, birbirini tamamlaması gereken karayolu ve demiryolu ulaştırmasının haksız bir rekabete sokulduğu, böylece taşıtıcıya çok daha rantabl ve uygun gelen karayolu taşımacılığının, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra gelişen otomotiv endüstrisinin, teknolojisinin ilerleyişiyle
demir yollarının geri bırakıldığı saptanmış oldu. Sonuç olarak şöyle denilebilir mi? Demir yolu taşımacılığına bundan böyle ülkemizde gerekli ağırlığın verilmesine karar verildi. Bütün tartışmacılar, bütün konuşmacılar, bütün bildiri sahipleri bunu özellikle vurguladılar. Ve biz bunu ümit ediyoruz. Bu ümidi de 4. 5 yıllık planda demir yolu ulaştırması sektörüne verilen diğer daha önceki 5 yıllık planlardan daha fazla verilen önemle seviniyoruz. Bunun olacağına inanıyoruz. Fakat 4. 5 yıllık için öngörülen ödenekler de düşünülen ve olması lazım gelen seviyede bir demir yolu taşımacılığını gerçekleştiremeyecek kanısındayım. Bunun daha da arttırılması olanaklar çerçevesinde gerekli olacaktır. Özellikle 4.'den sonra gelecek 5. 5 yıllık planda bu çok daha önemli bir sorun olarak önümüze çıkmaktadır. Ümit edelim, öyle olsun. Teşekkür ederim Dikmen. Ben teşekkür ederim. Sayın seyirciler, bu akşamki programımızda demiryolu taşımacılığının sorunlarını incelemeye çalıştık. İyi akşamlar.